Üniversiteden gelen uzman raporları. Gönderdiğimiz örnekleri incelemişler. İlginç olduğunu düşünüyorlar. Nasıl ilginç? Kulex pipiens larvaları çok ciddi nem içeren karanlık sulak alanlarda bulunurlarmış. Bataklık gibi mi? Göl, nehir, dere yatağı da olabilir. Hay aksi babam. Göle balığa gitmişlerdi, geç gelirler sanıyordum. Peki bu sinekler balık tutulan yerlerde de yaşayabiliyor mu? Evet efendim. Anlamıştım ben bu heriflerde bir şey olduğunu. Demek çocuğu onun için konuşturmadılar. Kesin hepsinin parmağı var bu işte. Yine de bu rapor onları sorguya almak için yetmez. Başka bir şey var mı? Serim'in boynundan alınan DNA sonucu da çıktı. Bir erkeğe ait. İlginç olan genom analizi yaptırdık. Ayrıca HLA tiplemesi de yapıldı. Adam Behçet hastası olabilir. Hadi ya. Serim, bende Behçet hastalığı var. Hastalık nüksettiği zaman sinir sistemini etkiler. Alkan Behçet hastasıyım demiştim. Kesin DNA ona ait. Kıza yardım ederken kalmış olabilir. Hemen bir karşılaştırma yapalım. Sinekler ve böcekler ölümden sonra geçen zamanı hesaplamaya, bir şüphelinin olay yeriyle ilişkisini belirlemeye, cesedin bir yerden diğerine taşındığını kanıtlamaya yarar. 1989'da uzun zamandır kayıp kadını bulabilmek amacıyla bir çiftliği basan İtalyan polisi kadını bulamadı ama bodrum katındaki sinek larvalarında kadının DNA'sına rastlayınca burada öldürüldüğünü kanıtladı. Sinekler ve böcekler ölenin kanındaki uyuşturucuyu saptamaya, hatta yaşlı bir çocukların ne kadar süredir ihmal edildiğine varıncaya dek pek çok konuyu aydınlatmakta kullanılır. Eğer evinizdeki hamam böceklerinin üstteki komşudan geldiğini iddia ediyorsanız yine bir entomolog size yardımcı olabilir. Tarığı değil ama İlhan'ı sorguya aldıracak bir şey buldum. Hah. Bakın. Ya uğraştırmasana Selim beni. Hani şu kıza çarpıp kaçan adam vardı ya, Önder Karaman. Ha. İşte onun hesabına bu hafta 500 bin lira yatmış. İlhan Eren'le ne ilgisi var bunun? Parayı yatıran o. Adam imaj danışmanı. Yani mutlaka İlhan'la çalışmışlardır. Aman ya, yani öyle şunu giy, bunu çıkar, tak takıştırla 500 bin kazanılıyorsa oh ne ala, ben bırakıyorum komiserliği, imaj danışmanlığına başlıyorum. Şu an başladım. Haklısın. Bu rakam biraz fazla. Evet, bakalım sorgu iznini görünce avukatın suratının alacağı imajı çok merak ediyorum ben. Beni buraya bunun için mi getirdiniz? Herhalde tesadüf olduğunu iddia etmeyeceksiniz değil mi? İlhan benim müşterim. Ödemesi vardı, yaptı. Ne var bunda anlamadım. Ha, Serim'i öldürmenin ne hiç alakası yok diyorsun. Öyle mi? Tabii ki yok. Birikmiş biraz alacağı vardı. Hepsi bu. Hem siz ne hakla benim banka hesaplarımı inceliyorsunuz? Bu yaptıklarınız tamamen kanunlara aykırı. Gerçekten merak ediyorum. Eğer suçlu değilseniz neden sürekli savunma halindesiniz? Değilim dedim ya. Sadece basit bir tesadüf. Tabii canım. Yani Tarık'ın lise arkadaşı Selim'le İdil aynı anda ortadan kayboluyor. Sonra psikopatın biri çıkıyor, onlara işkence falan yapıyor. Sonra tam Selim adamın elinden kurtulmuşken Önder Bey geliyor, kıza çarpıp gazlıyor. Selim ölürken son nefesinde Tarık'ın adını veriyor. Abi bakıyoruz birader, sonra binlikler havada uçuşmaya başlıyor falan filan ama işte. Bunların hepsi tesadüf yani. Hesapta öyle mi? İlhan Bey, bana hiç inandırıcı gelmedi. Benim o kızlarla hiçbir ilgim yok. Belki de her şeyi oğlunuz yaptı. Ama Serim kaçınca onu kurtarmaya çalıştınız. Önder'e de yardım etmesi için para verdiniz. Asla. Benim oğlum o kızlara hiçbir şey yapmadı. Eğer yapmış olsa ben kendim getirip teslim ederim, tamam mı? Nedense evdeyken hiç öyle gelmedi bana. Oğlum bana bak. Hemen şimdi adam gibi ötmeye başlamazsan yazarım dosyanı, gönderirim savcılığa artık. Müebbet mi olur, ağırlaştırılmış müebbet mi? Ne çıkarsa bahtına. İş içinde. Tamam birader. İlhan'ın Serap Taner'le ilişkisi vardı. Kim? Şu dizi oyuncusu mu? Fotoğraflarımızı çekmiş bir paparazinin biri. Serap Hanım da siz de öylesiniz. Evet. Eğer basına sızsaydı mahvolurduk. Bana o fotoğrafları yok et. Sana her istediğini yaparım dedi. Ben de ikna ettim fotoğrafçıyı. Ne tatlı dilin varmış senin ya. Ama her ne hikmetse beni ikna edemedin. Para fotoğraflar içindi. Yarısını paparaziye verdim. Bana biraz pahalıya mal oldu. Ama başka çarem yoktu. Yemin ederim hepsi bu. Geri kalan her şey inanılmaz bir tesadüf.
Sadece kazaydı. O kıza çarpmak istemedim. Çok korktuğum için kaçtım. Bunların hepsini avukat söyletmediyse ben de ne olayım yani. Baştan sona yazmışlar belli. Benim de hiç içime sinmedi. Başkomiserim, ha. Altan Tekin'i getirmişler. Sorgu odasına aldık. Tamam. Tamam, çıkabilirsin. Bu sefer ben konuşayım şununla. Zeynep mi? Evet. Dayanamadın söyledin değil mi kıza? Ne yapayım ya? Yani ne bileyim. Böyle kazık gibi duramadım yani. Ne diyor? Ha, bir şey yok. İyi, biz hallettik o durumu aramızda yani. Çözdük. Problem yok. İyi, tamam o zaman. Ben şu Hakan'la konuşmaya gidiyorum. Of, ne yapacağım ben şimdi ya? Komiserim, açıkçası ben kızı o halde görünce... boynunu tuttum. Nabzını falan yokladım. Herhalde o sıra gelmiştir elimden. Yoksa nasıl gelecek? Başkomiserim, DNA raporu. Ona aitmiş. Tamamdır, sağ ol. Doğrudur. Dokunduğum kıza elimden kalmıştır. Hep böyle terler misin? Heyecanlanınca. Ben o kadar terlesem kesin doktora görünürdüm. Sucuk gibi oldu resmen. Ama yine de tutamayız. Hem hikayesi de çok mantıklı. Biz de aynı şekilde düşünmüştük. Yine duvara çakıldık. Arama ekiplerinden de ses yok. Efendim? Emin misin? Tamam. Tamam, süpermiş oldu. Tamam, hadi eyvallah. Tarık'ın kredi kartı hareketlerini incelemişler. Bilin bakalım ne bulmuşlar. Ne? Hani şu kızların o gece birlikte gittikleri bar vardı ya. O gece Tarık da oradaymış. Önder'le İlhan'ı da araştırmaya devam etsinler. Bakalım daha ne yalanlar çıkacak. Herkes terler. Üstelik terlemek de gerekir. Çünkü bedenimiz kendini bu şekilde soğutur. İnsan denen her canlının kendi kokusu vardır. Tıpkı parmak izi ya da DNA gibi. Üstelik tek yumurta ikizlerinde dahi farklıdır. Ve kadınlar erkeklerden daha iyi koku alır. Ter kokusu hem kadın hem de erkeğin eş seçiminde önem taşısa da kadınlar kokudan yüz ve vücut simetrisine sahip erkekleri ve stresli olanı olmayandan ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle sevgili kadın seyircim, itilmiş, kakılmış, satılmış, kovulmuş, öldürülmüş hemcinslerimiz için mücadeleyi bütün gücünüze sürdürün ve burun deliklerinizi açık tutun. Tabiat bizden yana.